Süper Lig'de Kayseri Spor hafta içinde Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak. Galatasaray'ı konuk ediyor. Şimdi biz tabii Galatasaray maçından önce konuştuğumuz için hani Şampiyonlar Ligi'nin bütün hem fizik sakatlık anlamında hem de moral motivasyonu anlamında bu maçı etkileyeceğinin altını çizelim. Kayseri Spor'un son haftalarda formda olduğunu biliyoruz ama Kayseri Spor benim beklentimin dışında bir belediye maçı oynadı. Ben gol bulabileceklerini düşünüyordum ama gol bulamadılar açıkçası. Deplasmandan bir puanla döndüler. Onlar açısından tabii ligin iyi gittiğini söyleyebilirim. Çünkü ilk devre itibariyle Kayseri Spor beklentilerin altındaydı. Ama Profesyonel İlişkin'in geldikten sonraki ikinci devre hazırlık kampını iyi değerlendiklerini düşünüyorum. Şimdi bir de milli takım arası var. Hani Kayseri Spor açısından belki biraz böyle hesap kitap, üstteki takımlara yaklaşma açısından bir fırsat, bir şans bu anlamda olabilir. Bu arayı iyi değerlendirmesini beklediğim takımlardan bir tanesi. Çünkü Kayseri Spor genç bir yaş ortalaması genç bir takım ve hani oynadıkça ligin içerisinde kendine yer bulacağını düşündüğüm takımlardan bir tanesi. Onlar açısından tabii Salih Dursun önemli bir oyuncu. İkinci ligden almışlardı. Hakikaten Süper Lig'de de iyi mücadele eden bir oyuncu. Kayseri Spor'dan geldi. Kayseri Spor'a onun cezalı olduğunu ve Galatasaray karşısında forma giyemeyeceğini söyleyelim. Bu maç haftanın başından baktığımızda çok net yorumlayacağımız bir maç değil ama Galatasaray'ın tabii kadro kalitesi olarak ne olursa olsun Şarkı'ya göre önde olduğunu söyleyebilirim. Hani taraf bahsinde belki Galatasaray'ı öne çıkarabiliriz. Hele hele Gençler Birliği mağlubiyetinden sonra olmazsa olmaz bir galibiyet burada Galatasaray cephesinde beklenebilir. Ama dediğim gibi Galatasaray'ın hafta içinde oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçından sonra çok daha net değerlendirilebilecek bir maç. O yüzden mutlaka bu maçın etkileri, bu maçın sonuçları iddia yapmadan önce, bu maçı iddia listelerine bu maçı koymadan önce değerlendirilmesi gereken bir durum.